geçirdiler kararlarını. ikinci GİK toplantısında da özü başına gidileceğini, hür ve müstakil gidileceği ifade edildi ve böylece şöyle bir durum ortaya çıktı. 3 Mart günü masadan kalkıldı, tekrar oturuldu. Ekim ayında oturulması gereken masadan Oturulmayarak bir tavır sergilendi ve karşımızda kendini konumlandığı yer olarak biz 957 ilçede, 81 vilayette, 30 büyükşehirde kendimiz aday çıkartacağız, kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Biz varız, bu varlığımızı da oylatacağız denildi. Eğer bu oylatma neticesinde bir karşılık görmezsek, Sayın Akşener dedi ki bütün vebal benim üstümedir dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu ile girilen tartışmalar, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a karşı sarf edilen sözler gibi detaylara girmiyorum. Bu yeri geldiğinde yine atıfta bulunuruz. Bu süreç kongreye taşıdı ve karar yani seçim kararının akabinde ortaya çıkan sonuçla birlikte İyi Parti'nin 3,5 seviyelerine geldiği birkaç belediye dışında hemen hemen hiç belediye almadığı birçok şehirde meclis üyesinin dahi olmadığını gördük. Hatta şöyle espriler yapıldı, Doğu Perinçek muhtar çıkartmış, İyi Parti muhtarda çıkarttı mı diye insanlar artık böyle espriler yapmaya başladı. Ve sizin de söylediğiniz gibi 10 puan bandından 3,5 bandına düştü. Diğer açıdan Zafer Partisi açısından değerlendirmeyi e, kısaca yapalım. Zafer Partisi de beklenen çıkışı yapamadı ve işte büyük birliktir. Milliyetçi Hareket Partisi vesaire diğer milliyetçilik başlığı altında değerlendirilen partilerle birlikte e, genel seçimlerin aksine bir görünüm verildi. Çünkü insanlara siz toplu bir izlenim vermezseniz, güçlü bir izlenim vermezseniz, namzet olduğunuzu ortaya koymazsanız hak sizi seçmez. Zaten burada iki tur yok. Tek kişi seçilecek. Bu da belediye başkanı olacak. Buranın stratejisi farklıydı. Ama Sayın Akşener genel seçim stratejisini aldı. Yerel seçim stratejisine uyguladı. Yani gece giyeceğiniz kıyafet farklıdır. Sahilde giyeceğiniz kıyafet farklıdır. Siz tutup da kalkmanız gereken yerden kalkmayıp oturdunuz. Oturmanız gereken masaya da oturmayıp kalktınız. Yani bir kere bunun altını çizmek lazım. Siz bu özü başıla durumunu genel seçime doğru dillendirmeniz gerekirdi. Ayrıca tekrar altını çiziyorum. Sayın Akşener'in siyasetteki en büyük hatalarından biri aşırı fevri, sinir kontrolünün olmaması, insanlara karşı gayiz şekilde farklı ifadeler kullanmasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu işte arkamdan hançerlendi diye, harçerlendim diye bir metafor kullandı. Biz bir kadın siyasetçiden daha farklı bir bakış açısı bekledik. Daha kucaklayıcı, daha şefkatli. O dedi ki ben hayır dedi ya. Kimseyi sırtından bıçaklamam ben böğründen deşerim dedi böyle. Ya bir saniye sakin olun. Biz sizi babaanne olarak, anne olarak, işte kadın eli olarak bir Araba e, ara